Seçilciğim bugün niye buradayız biliyor musun? Bilmiyorum şimdi yeni öğreneceğim Her zamanki gibi. zaman. Sürpriz yapmaya bayıldığım Şimdi sevgili karıcığım biliyorsun bu makinalarda videolar çekiyoruz. Hı hı. Ve sen de artık alıştın. f çekiyoruz. Alıştım evet. f çektiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bilgisayarda bol bol düzeltme Düzeltebiliyoruz. Tabii. Ama çok zaman kaybettiriyor bize değil mi onları yapmak? Evet bayağı bir zaman alıyor. Peki biliyor musun ki sen aslında bu kameralarda hiç onlarla uğraşmayacak kadar müthiş güzel film benzetimleri ve o film benzetimleri de e, düzeltebilme imkanım var. He, bunu anlatacağız. Bugün bunu anlatacağız tabii. Çok güzel, pratik bir şey. Çok pratik. Yani şimdi illa ben Eflog, niye öğreneyim Eflog'u? Haklısınız. Başka kamerada olsa başka film benzetimleri olabilir ama profiller dedikleri. Ama bu kamerada müthiş profiller var. Onun bir tanesi de Eterna. Şimdi hmm. eterna profili özellikle insan cildine göre daha bir endeksli olduğu için ve daha sonra da yine de bilgisayarda bir düzeltme payı olduğu için aslında doğrudan doğruya Eterna'yı kullanmak yerine Eterna'nın üzerinde bazı ufak tefek değişikliklerle yaparak müthiş güzel videolar yakalanıyor. Ben Erdin Çomaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolaya. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar şu andaki e, çekilen evet. profil hiçbir düzeltme yapılmaksızın eterna profili. Şimdi sizinle beraber burada bir takım değişiklikler yapacağız. O değişiklikleri size ben göstereyim. Ondan sonra o değişiklikleri yaptıktan sonra da kaydımızı nasıl değiştiğini göreceksiniz. Şimdi ilk yapacağımız şey buraya girip bir takım şeyleri düzeltelim. Bir kere buradan düzeltelim. Movie ProRes'e ihtiyacınız yok. Ve ben varsayıyorum ki elinizde sizin CF Express kartınız da yok. Dolayısıyla da olabilecek en düşük modlardan bir tanesini seçeceğiz. Hangisiydi bizim seçeceğimiz mod? Ee, 64, Long Bob, 420, 100 megabit per second. Bu 360'a kadar çıkıyor ama şu anda gerek yok ona. Bunu ayarlayacağız. Bunu seçeceğiz abi. Şu F-Log'u bir kere kapatacağız abi tekrar normal şeye getireceğiz, film seçimine getireceğiz. Buradan çıkacağız sevgili dostlar. Manuelde tutacağız. Çünkü manuelde çekim yapacağız. Onu anlatacağım ben size. Ee, 4, tamam siz h ile çektiğiniz için zaten sizde HQ yok. HQ'ye de gerek yok. Direkt 4K 24 seçeceksiniz. 24 FPS ondan sonracığıma burada medya kayıt e, ayarınız eğer ki şey değilse söyleyin CF Express kartınız yoksa zaten iki ayarlamak zorundasınız. Ondan sonra da IQ'ya geleceğiz. IQ'dan sevgili dostlar standart dış çekimlerde standartı tavsiye ederim. Hiçbir düzeltmeye falan da yapmanıza gerek yok ama şu anda yaptığınız çekim bizim tamamen doğal oda ışığında. Yani ne herhangi bir spot kullanıyorum ne ilave bir ışık kullanıyorum sadece Ofis ya da odadaki ışığınıza göre yap, ayarlarımı yapıyorum. Ama ben burada bunu hemen bir kere neye getireceğiz Seçilcim? Eterna'ya. Hı, anlatacaksın bunu. Tabii Eterna'ya getireceğiz. Beyaz dengenizi çok dikkatli ayarlayacağız. Ve bunu biz beyaz önceliğine getireceğiz sevgili dostlar. Buradan da çıkacağız. Dinamik aralığımız yüz, yeterli demiştik. Çünkü zaten öyle çok yüksek dinamik aralıkla herhangi bir çekim yapmayacağımız için bu burada kalsın. İşte şimdiki üç kağıda başlıyoruz. Ben eterna F-Log yani 2 çektiğim zaman Eterna Lat'ı yüklüyorum. Ama yetmiyor çünkü hala bayağı oldukça flat geliyor. Yani bir kontrast gerekiyor. Hmm. Dolayısıyla oldukça kuvvetli bir kontrast e e e ilave edeceğiz tonu erisinden. Artı 2 ve artı 2 olarak ilave edeceğiz. Rengi de ben bir parça oynuyorum. Dolayısıyla burada da bir rengi artı 1 yapacağız. Sonra da en son yaptığımız ayar sevgili dostlar buradan ISO'nuza geleceksiniz ve ISO'nuzu otomatiğe getireceksiniz. Ve işte netice. Nasıl fark etti değil mi? Şimdi sevgili dostlar bu ayarları yaptığınız zaman siz son derece profesyonel bir çekim yapmış oluyorsunuz. Işığınız e, da gayet gördüğünüz gibi yeterli. Ha Öyle çok şey böyle sinematik bir görüntü olmayabiliyor ama e, yeterli bir çekim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Şimdi başka bir ayar istiyorsanız eğer ben bir ayar daha göstereceğim size. O ayarı da çok seviyorum çünkü. O ayar da benim klasik krom ayarım. Şimdi klasik krom ayarına girdiğiniz zaman buradan bir kere klasik kromumuzu seçelim. Klasik kromda gayet güzel bir tercihte bulunabilirsiniz. Burada bütün ayarlarınızı değiştirmenize gerek yok. Sadece klasik kromun zaten kendi ton eğrisi kuvvetli olduğu için yapacağınız tek bir şey var. Ee, yine bir parça olsun istiyorsanız bunu buradan getireceksiniz. Ve burada da rengi artı bir yapın. Mesela bu da çok güzel bir netice veriyor. Sevgili dostlar dış çekimler için de size Provia'yı tavsiye ederim ama siz bu arada nostaljik negatifinizi deneyin diğer. Yani biraz deneyimleyin arkadaşlar. Deneyimliye denemli kendi renginizi, kendi tercihinizi bulacaksınız. Valla bu kısa bir içerik oldu ama bazı insanlara da çok faydalı olacağına inandığım için umarım bu içerik sizlere faydalı olmuş ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz abone olalım lütfen. Büyütelim bu kanalı beraber. Ailemizi de büyütmüş olalım. Şimdilik sağlık ile kalın. Huzurla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Şomaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.